Al can, can. Al seni. Koç bunlar, koç. Ya. Doğadan topladığım kuş burunlarını demliyorum burada. Kış aylarında gerçekten bol C vitamini olduğu için güzel oluyor. Kömürle, közle demliyorum kuş burnu çayı yapıyorum. Ayrıca kendi cevizlerimden közle ceviz yapıyorum. Gerçekten çok güzel bir tadı oluyor. Bunu kendim keşfettim. Dış kabuğu yanmaya başladığında içi kavruluyor. Gerçekten lezzetli oluyor ve besleyici olduğu için cevizi tercih ediyorum öğlenleri. Çay da beni dinlendiriyor. Ben Selahattin Çak. Bilecik Osmaneli Güneören Köyü'nde yaşıyorum ve koyunculuk yapıyorum. Daha önce özel sektörde çalıştım. Yaklaşık 20 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra özellikle İstanbul'da yoğun bir şehirde çalıştım. Metropolde çalıştığım için artık oradaki yoğunluk beni gerçekten boğmaya sıkmaya başladığı için köye dönmeye karar verdim. Burada mutluyum. Doğada olmayı seviyorum. O şehrin büyük sıkıntılı karmaşıklığından kurtulduğuma seviniyorum şimdi. Koyun işine başladım. Öncelikle 50 tane aldım. Sonra kendime damızlık bıraktım ve sayımı 100'e çıkarttım. Şimdi yeni doğan kuzularımla birlikte bu sayı 130'u buldu. Kendi sermayemle, öz sermayemle büyümeye çalışıyorum. Hedefim 200'e çıkmak. Yavaş yavaş bu şekilde büyütüp bütün geçimimi bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Özellikle dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid'den dolayı köy hayatını tercih ettim. Çünkü burada her şey doğal ve organik olduğu için şehirde çok yoğun kalabalık ve temasın engellenememesi açısından ben köyde huzur buldum ve sağlıklı olacağını düşündüğüm için kendimi doğaya attım. Annem babam da bana yardım ediyor. Özellikle babam da eskiden bu işlerle uğraştığı için ben tecrübesiz olduğumdan dolayı bana bilgilerini aktarıyor ve bu şekilde de işletmenin daha iyi olması açısından bilgileri benimle paylaşıyor. Annemle akşamları kuzuları emziriyoruz. Babam yardım ediyor. Doğum aşamasında bazen sıkıntılar oluyor. Babam müdahale ediyor. Artık özellikle özel sektörde çalışmak istemiyorum. Neden? Çünkü haftada bir gün tatiliniz oluyor. Yıllık izinleriniz oluyor. Ona da çıkabiliyorsanız çıkıyorsunuz. Sürekli bir yani yaptırımların içinde kalmış oluyorsunuz. Ama ben şu anda özgürüm. İstediğim gibi hareket edebiliyorum. Ben bu mesleği gerçekten çok sevdim. Bırakmayı kesinlikle düşünmüyorum. Yani gücüm yettiği kadar bu işte devam etmeyi planlıyorum. Ve çocuklarıma da miras olarak bu mesleği bırakmak istiyorum. Zaten onlar da şu anda sevdiler. İlgi duyuyorlar. Gücüm yettiği kadar bu işte ilerlemeye devam ediyorum. Çünkü kendi işletmem, kendim sermayemle yavaş yavaş büyüyüp
işimi daha çok geliştirmeyi düşünüyorum. Hedefim bu şekilde ilerleyecek inşallah.